Pırasalı kiş tamamen hamur. Şu an ben şey, onu... hamur, bildiğin hamur Duhal Hanım. Ferhat, korkutuyorsun bizi. Ben de öyle görüyorum. İnşallah evet, hamur, öyle değildir kadarken ama. Evet. Arkadaşlar iddia çok kötü bir şey. Ne kadar kendinizden emin olsanız dur bakalım, da yiyelim. Duman üstünde bu arada sıcak hamur geldi. Aynen, altı bu şekilde. Hamur yiyorum, bayağı hamur. Fırına yani. Hamur teknikleri. Ustası, aşçı ekmeni Ferhat Bey. Açıklama bekliyoruz. Yani Ferhat fırına... Ferhat'ın bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Hayır, gerçekten. Fırına koyduğum zaman gayet güzel pişirmiş ama niye böyle oldu anlamadım. Hayır, bayağı hamur. Üç yani gündür evet, burası... eğitmenim, hamur ustasıyım. Sertifalarımı masaya dizeceğim demiştiniz. Önümüzde bayağı bir çiğ hamur var. Valla benim kadar sıklık menü çıkarıyorsanız yapın diyeceğim. Benim yaptığım kadar menü çıkarın. Kendi gününde göreceksiniz ne sıklıkla menü çıkarttığımı. Evet. Size yarın kanıtlayacağım zaten. Pırasalar pişmiş, peynir de aynı şekilde erimiş. Kaşar peyniri koydunuz mu? Eski kaşar ve normal taze kaşar kullandım. Hamur mayalı mı acaba? Hayır, mayalı hamur değil. Kabartma tozu mu? Hayır, konulmaz. Hayır. Konulmaz. Düz bir hamur, yoğurt yapılan bir hamur. Anladım. Tereyağı konuluyor. Sebebiniz neydi acaba? Yani aslında fırına koydum, bayağı da şey yaptım ama niye böyle oldu anlamadım. Alt taban üstte dışında altı hamur, evet. Üstünde zaten pırasa ve peynir. Ben yorumlarken de gerçekten güzel olacağını söylemiştim. Maalesef evet. Hamur evet, olmuş. Hamur. Üstü lezzetli, hamur. Evet ama alt gerçekten kısmı pişmemiş. Evet yani pişmemiş. Fırın, hiç bilmiyorum ben fırına çok dikkat ettim. 40 dakika falan pişti. Oo, bayağı kaldı. Yani. Piş hamuru da 40 dakikada pişer aslında. Evet. Ferhat Bey sizin kendi evinizdi galiba değil evet, mi? Fırın benim değildi. Fırını kendi. Ha fırın kimin? Fırını bir arkadaşımızdan almış. Ama yine de kontrol etmeniz lazım yani bunları. Hem Adana var hem şey var başka. Ama acaba o zaman menüyü neden yazdınız? Kişsiz. Adana var diye. O zaman menüye yazmasaydınız Ferhat Bey. Arasıcağını koyacaktım. Ama siz ya, dediniz hamur, ya hamur Adana var ben bunu. O zaman Adana var diye bunu... Zeytinyağlı koysaydınız. Başka bir zaten şey koysaydınız var, o zaman. Zaten mezelerim var. Yok kişi doğru bir seçim. Şu an neyi tartışıyoruz anlamadım kişi, ben. Ferhat Bey dedi ya ben dedim neden dedim hani fırını kontrol etmediniz. Adana var dedi. Ben dedim... Adana var demedim. Adana ile birlikte olduğu için hem ona bakıyorum hem ona bakıyorum. Tamam bu bir bahane değil ama... İki ayrı fırında pişti evet. Yani tabii ki Adana'nınki ayrı fırın. Aynı anda bir fırında kişi bir fırında Adana pişti. Evet. Daha önce fırını test ettiniz mi acaba? Yok hayır yani zaten hani kullanmasını sordum. Riskli bir şey. Kendi fırınımı zaten Adana'ya attım kendi fırınımı. Ha anladım. O şekilde yapmışım. Kendi fırında Adana kebabını pişirdin. Kendi fırınımda bunu pişirdim ama niye bu şekilde olduğunu anlamadım yani. Kiş sizin ilk defa yaptığınız bir şey değildir diye değil, düşünüyorum. Asla evet. Değil asla. Mesela biz kiş, tart vesaire değil yaparken hamuru çatalla ezip üzerine yaptım, işte nohut falan. Kontrol de yaptın evet, değil mi? Evet bastı. Acaba yaptım. Çok mu bastı? Yani ön pişirmeden çıkardığınızda çiğliğini biraz kontrol edip bir de nohut falan atıyoruz ya. Hani ha nohut ağır. Öyle mesela onu alıp ondan sonra ya bu biraz çiğ gelmiş. Ben bunu bir daha bir atayım nohutsuz. Zaten kabarmaz artık. Evet. Bir tık atsanız belki 10 dakika bir tık falan olurdu. Zaten 10 dakika 15 dakika zaten şeysiz pişiyor. Ön pişirmeyle birlikte pişirdi zaten. Üzerine harcın atılan bir 40 dakikan fazla pişti zaten. Acaba hamuru mu kalın oldu? Aslında tart. Yok yok. Kalınlığı tart bence kalın güzel. Tart için ideal bir kalın. Evet, orada bayağı büyük. Bayağı büyük bir şey. Kenarları da güzel. Tart gibi kıtır kıtır kenar. Evet. Fakat orta kısmı alt tabanı da maalesef. Hamur yani yok. Evet. Hamur da hala. Benim kenarım gelmiyor. Tabii ki yapabilirsin. Olayı şuraya getireceğim. Hani salata basit diyorsunuz ya arkadaşlar. Kimseyi övmek olarak söylemiyorum tabii. Furkan Bey yine bir şey. Bir saniye konuşuyorum. Tabii buyurun. Lütfen bölme beni. Hep aynı şeyleri söylüyorsun sen de Aynur Hanım. Evet aynı şeyler. Çünkü aynı şeyleri tekrarlattırıyorsunuz Furkan Bey. Tekrarlamana gerek yok. Şunu söylüyorum. Salatayı göğe çıkardınız indirdiniz. Hayır bakın arkadaşlar. Gerçekten keşke ben Ferhat Bey'den çok umutluydum bu konuda. Şu hamur çiğ olmasaydı mükemmel bir arası sıcak bizlere gelecekti. Kesinlikle katılıyorum. Ama o kadar lezzetli ki. Ben yiyorum. Ağır gibi üstü o pırasa, evet. Krema, peynirler, pırasa. Pırasa da pişmiş ağaçta gırç gırç etmiyordu. Evet. Üstünü bayağı yedim zaten. Ben evet. De üstünü hala yiyorum. Şimdi üstü bu konuda niye lezzetli salatayı tercih ediyorum? Salatayı çoktan yenilebiliyordu. Keşke ara sıcaklar. Benim zaten mezelerim zaten 3 tane mezem var. Yok zaten. Doğrudur oraya ayrıdan, ayrı olarak yorumlama yaparız ama. Furkan Bey bana geliyor. Gel buyurun. Sana gelmiyorum salata diyorum. Gel. Yok gelmeyeceğim ben sana. Gelmem ben sana eşim oldu. Daha da gelme. Kesinlikle. Bundan dolayı şunu söylüyorum. Hani yenili bir ara sıcak olduğu zaman bu daha emekli, daha güzel ama yenilebilir olmadığı zaman salatayı tabii ki tercih etmek durumunda kalıyoruz bu durumda. Evet. Yemek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sizi, affedersiniz, sizi ayırarak söylüyorum. Yapamayacağınız bir kişidense yapacağınız salatayı yapın.
Leyla Hanım. Bakmayın da ben gayet de yaptım. Seda Hanım. Siz onu yapın yiyin ya. Ya. Siz onu yapıyorum, yapıyorum da yiyorum. Siz onu yapın yiyin ya. Afiyet bal şeker olsun. Oh afiyet bal şeker olsun. Ömrünüzde kömbe görmüyorsunuz. Gelmiş ama yiyeceğim çünkü yanlışını gördüm bir de doğrusunu tamam, mutlaka yiyeceğim. Sizin yüzünüzden bütün kömbelere küstük be. Ya. Kaç kere hayatında kömbe yedin ki? İşte hiç yemedim bir daha da ben yemek yemek istemiyorum. Kömbe güzeldir değil mi öyle? İşte o yüzden o kadar kötü dediniz kömbeyi. Peki diyorsun ki üstü güzel altı maalesef. Maalesef gel. Gerçekten ama samimiyetimle söylüyorum keşke güzel evet, çıkartabilseydim. Yani. Niye böyle oldu ben de anladım ama kabul ediyorum. Aynur evet. Seni de dinleyeyim biliyoruz dediğini ama. Dediğim gibi tavan kısmı tamamen hamur olmamış ve kendisinden daha büyük bir beklentim vardı. Çünkü 3 gündür hamur hamur el işi hamur eğitmenim dediği için. Yani kişte patlaman hiç olmadı evet. Başka bir şey olaydı. Aynen. Hani bana şimdi kadar... hamur teknikleri üzerine bir de eğitmezsin evet. İşte yarışma fırının şeyi belki de azizliği bana mi bana o kadar saydırdın. Değil kimse azizliği bu bizim orada ilk kez yaptığımız bir tarif değil yani. Sürekli yaptığımız bir tarif yani. Bu mutlaka şey. Mutlaka. Ama, sen ekstra bir şey söylemek ister misin? Ama bana saydırıp saydırıp burada gelip hamurunun şey olması ben tam bir fiyasko. Ben kendi menümü hala savunuyorum. Benim 9 çeşit menüm var. Evet hatam olabilir. Üstü gayet güzel. Tabii ki hamur olmaması gerekiyor ama benim 9 evet. Çeşit soğan nesi? Soğan salatasını da mı yeniden? Adana kebabı siz yapın da sizinkini yorumlayalım o zaman. Adana kebabı. Balon kebabı yiyip şişmektense Adana kebabı yiyip bayılmak istiyorum. İlayda Hanım arkadaş herhalde. Çoktan hatasını kabul ediyor. Ben bu da bir erdemlik aslında. Ay, bunu anlamak gerekiyor kesin. Ben de kabul ettiğim şeyler var tabii ki de. Nasıl? Benim de kabul ettiğim şeyler var tabii. Acaba şu anda mı kaldırdınız İlayda Hanım'ı pek göremiyorum. Adana getir. Bu daha fazla. Ben bana diplomamı getireyim ilk önce. Diplomalarımı göstereyim ilk önce. Olur. Diplomalarını getirecek. Ki işte patladı bari diplomayla bu boşluğu doldurayım. Telafi edeyim hemen hatayı kapatayım. Ben dedim bunları bir an evvel al sen. Yani maalesef Furkan'ın dediğine kelimesi kelimesine katılıyorum. Eğer Aydan gerçekten Ferhat, pişmiş bu olsaydı. Ferhat bu şeyden sonra bence diplomaları getirmişsin. Adana'dan sonra mı gelseydi acaba? Fark etmez. Sıkıntı yok. Şunu şöyle yapayım. Furkan seninkini de alayım. Eğer gerçekten tamam. Pişireceksin güzel bir pişir. Evet, üstü güzel. Evet altını yanı kaldı evet. Ama dediğin gibi kontrolünü yapmak. Gerekirse evet. Bir daha pişirmek, fırına koymak. Bir gün önceden aynı fırında bu, başka bir tatlı türü olabilir. Denemek. Madem ki başkasını fırını kullanacaktı, bilmiyorum yaptı mı, öncesinde o fırını bir test etmek test için ufak evet. Bir şey yap, bir at bakalım nasıl aynı. Pişiriyor. Çünkü ya fırın fırındır ama dereceleri farklı, pişirme şeyleri bazen evet. İşte şey değişiyor. Olabiliyor, değişebiliyor falandı filandı. Yani keşke bunu ama üstünün lezzetini tatmanızı isterdim sevgili izleyenler. Evet ben bitirdim neredeyse. Çok anlamayacağınız şeylere keşke bakmasanız ya. Canım ben de üniversite okudum merak etme olabilir, sen. Olabilir bence. Sen ne okumuştun? Gıda teknikeriyi. O da gıda teknikeri pardon. Yani Zuhal Hanım burada evet, işletme bu diploması. İyi ben aşçılıkla ilgili görmüyorum. Gıda olduğunu. Burada da radyo ve televizyon aşçılıkla ilgili ben bir şey görmüyorum aşçılıkla ilgili. Kiş beni mahvetti. Yani alt kısmı çok kaldı yani. Niye hamur kaldı onu da anlamadım. Yani aslında iki fırın kullandım. Yani kişi buraya attım kendi fırınıma. Niye bu şekilde oldu anlamış değilim ama dediğim gibi üzgünüm. Ya böyle olmasını istemezdim. Şimdi bakalım, burada lisans nerede diploması başladım? Var Anadolu Üniversitesi'nden. Konaklama işletmeciliği bölümü. Bu da önemli. Burada beden eğitimi 5. Sosyal bir arkadaşlarla geçim. İlkokul diploman karışmış canım. Burada da ön lisans diploması var. Ne mezunu? Meslek Yüksekokulu 2 yıl süreli aşçılık programındaki öğrenimini evet. Tamamlamış. Bana bu lazım. Vay bu iki etti. Burada da var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan usta öğreticilik belgesi. Bu sefer de İstanbul Kadıköy'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan usta öğreticilik belgesi almış. Bunu da burada göstereyim. Belgelerim incelenmiyor. İlayda'nın hala... İnatla hala inatlaşıyor bir belge konusu. Bilmiyorum nereye kadar varacak ama göreceğiz. Oha bitmiyordu. Kurs bitirme belgesi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Eğitim bitmez. Hayatımız boyunca değil mi? İşte bunu doğrulayan bir yer burası da. Meslek, usta öğretici oryantasyon kurs programı, öğretmenlik ve öğretim alanında kurs bitirme belgesi almış yine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan arkadaşımız. İkna oldum zaten. Oldu mu? Aynen. Helal olsun. Şu anda da bir halk eğitim merkezinde eğitmen. Orada ne var? Burada da ilk öğretim diploması. Bu da üniversite diploması. Atatürk Üniversitesi'nde evet aynen. Maşallah. Bunlar ilk ne kadar okul, da tertip, benim eşim de böyle. Her şey dosyalı, tertipli, düzenli. Evet, her şey burada bile ilk öğretim diploması var. Aa ama ilk öğretim dedim o da var. Aa hepsini getirmiş. Maşallah, maşallah. İlayda Hanım olmamış yemeklerini kabul etmedi. Benim diplomamı da kabul edeceğini düşünmüyorum. Bir yine etsen olacak, etmesen olacak. Benim için çok da bir şey ifade etmiyor. Evet. Burada ne var? Bu kim ya? Bu Ferhat mı? Aa Ferhat'a bakın görüyor musunuz? Ne Ferhat değil o ya.
Ferhat, evrim geçirmiş Zolana. Her şeyini koymuş. Zayıflamış galiba. Evet, zayıflamış. Aa, Ferhat'a bak. Bir de gözlük gelince. Ona. Bitmiyor. Sayfalarca diplomalar. Daha evet, burada da pastacılık ama var. Ama gerçekten espri bir pastacılık mı? Evet, aha, dur ona da bakayım. Var. Pastacılık süsleme teknikleri eğitimini, özel bir eğitim almış burada. Bunları herhalde hepinize dağıtmak için fotokopi çektirdi. 10 tane var. Hepimize hatıra versek mi? Buyurun Ferhat'ın. Kesinlikle. Evet, gerçekten de esprili bir tarafa takdir ettim evet, kendisini. Ben de. Çok genç bir arkadaşımız evet, ama evet. O kısacık ömrüne bir sürü eğitim doldurmuş ve kendini geliştirmiş. Tebrik ediyorum buradan da gençlerimize. Evet. Özellikle bu işe gönül veren, mutfakta bir yerlere gelmek isteyen, kariyer yapmak isteyen aşçı, şef adayları için ne kadar güzel bir örnek teşkil ediyor. Kesinlikle. Gerçekten de bravo. Evet. Yani Ferhat Canıgöl'den hem ailesi hem kendisini tebrik ediyorum. Ne kadar güzel. Öğrenmenin sonu yok. Evet, halk eğitim merkezleri, İSMEK'ler de biliyorsunuz maddi durumu iyi olmayanlar için ücretsiz eğitimler veriliyor her alanda. Kadınlar için, erkekler için. Dolayısıyla herkes kendi sevdiği, meylettiği, yeteneği olduğunu düşündüğü, inandığı alanlarda. Bu bir müzik bölümü de olabilir, bu bir yabancı dil de olur. Dikiş nakış olur. Efendime söyleyeyim, makremesinden cam boyamaya, seramiğinden envai çeşit. Yeter ki insan istesin. Pandemi biraz ket vurmuştu evet, her şeyi ama şu artık çok şükür bitti gitti diyelim. Her alanda neye ilginiz, sevginiz varsa o alanda eğitim almanın sonu yok. İşte Ferhat'la da gördük bunu örneğini. Bir de Ferhat'ı görürsek tabii ki çok, güzel, çok mutlu olacağız. Sertifikalarını gösterdi. Evet, İlayda'nın bu kadar sertifika olduğunu bilmiyordu Ferhat Bey'in. Önüme getirecek diyordu bir iki tane sertifika. Aşçıyım diye yuturacak bize diyordu. Tavrı da öyleydi. Belgeler bayağı çok olunca biraz İlayda Hanım sustu zaten masada da morardı. Diplomalarını gösterdi. Sonuçta o bir aşçı. Belki burada hem aşçılığını da göstermek, biraz da reklam yapmış olmak isteyebilir. Ben bunu kötü karşılamıyorum açıkçası. Sonuçta bu meslekle televizyonda kendini bir yerlere gösterip bir şey yapılabilir. Bence bu normal. İlayda Hanım herhalde göstermeyeceğini zannetti. Gösterdi, gördük. Tebrik ederim.